16. yüzyılda üç büyük gökbilimci, Avrupa'da antik dönemden beri süregelen evren görüşünü yıkarak büyük bir düşünsel devrim gerçekleştirdi. Nicolas Kopernik, Tycho Brahe ve Johannes Kepler. İşte bu üç büyük gökbilimciden birinin, insanın evrendeki gerçek yerini keşfetmesinin yolunu açan buluşlarıyla Tycho Brahe'nin öyküsünü izleyeceğiz bugün. Kopernik, gezegenlerin gökyüzündeki devinimlerini tam olarak açıklayan yalın bir geometrik model oluşturmaya çalışıyordu. O dönemde pek duyarlı olmayan aygıtlar kullanılarak çıplak gözle yapılan gözlemlerden elde edilen veriler güvenilir değildi. Kopernik bir yanıyla muhafazakar, bir yanıyla da ilerici bir rahipti. Muhafazakar yanıyla Aristo geleneğine uygun bir biçimde gökyüzündeki cisimlerin dairesel bir şekilde devinmeleri gerektiğini düşünüyordu. İlerici yanıyla ise evrenin merkezinin dünya olmasına karşı çıkıyor ve dünyanın güneşin çevresinde dönmesi gerektiğini savunuyordu. Bu ilerici evren modeli kuşkusuz kilise tarafından kabul edilemezdi. Kilisenin benimsediği modele göre evrenin merkezinde dünya vardı. Ay, güneş ve gezegenler dünyanın çevresinde dönerdi. Yıldızlar da gezegenlerin ötesinde bulunan bir kürenin üzerine serpiştirilmişlerdi. Evren durağandı ve temel devinimler dışında hiçbir değişiklik olmazdı. Durumun farkında olan Kopernik, düşüncelerini yazdığı kitabını ancak ölüm döşeğindeyken yayımlama cesaretini gösterebildi. Ölümünden 15 yıl sonra kitabı kilise tarafından yasaklandı. Kopernik'in matematiksel yaklaşımını geliştiren ve bugünkü evren modelini ortaya atan kişi Johannes Kepler oldu. Kepler de tıpkı Kopernik gibi matematik ve gökbilimle uğraşan bir rahipti. O da evrenin merkezinde güneşin bulunduğuna inanıyordu. Ve o da antik dönemden gelen yanlış bir inanışa yıllarca saplandı kaldı. Buna göre ideal geometrik şekiller ve yüzeylerle doğa olayları arasında bir ilişki olmalıydı. Gezegenlerin yörüngesi dairesel olmalıydı. Kepler'i bu yanlıştan kurtaran Tycho Brahe'nin ona bıraktığı eşsiz gözlem verileri oldu. Daha teleskop icat edilmemişti. Tycho Brahe matematikçi ve teorisyen olarak zayıftı ama bir gözlemci olarak eşsizdi. Brahe o güne değin çıplak gözle yapılmış en duyarlı gözlemleri yapmış ve bunları büyük bir titizlikle yıllarca kaydetmişti. Bu yaklaşımıyla gökbilime daha önce erişilemeyen bir kesinlik kazandırdı. Brahe 1546'da Danimarka'nın Skane kentinde doğdu. Danimarka'nın önde gelen soylu ailelerinden birinin en büyük çocuğuydu. Kopenhag ve Leipzig üniversitelerinde hukuk okuyup diplomat olacaktı. Ne var ki 15 yaşındayken tanık olduğu kısmi bir güneş tutulmasından çok etkilendi. Göksel bir olayın tarihini insanların önceden tahmin edebilmesi genç Brahe'yi büyülemişti. 1566'da bir üniversite öğrencisiyle kimin daha iyi matematikçi olduğunu kanıtlamak üzere giriştiği bir kılıç düellosunda burnunun bir bölümünü yitirdi. Yaşamının geri kalanını gümüş ve altın alaşımı takma bir burunla geçirdi. Brahe, 11 Kasım 1572'de simya laboratuvarından çıkmış dolaşırken gökyüzünde Venüs'ten daha parlak bir gök cismi fark etti. Gözlerine inanamadı.
Kasiopeya takım yıldızında ortaya çıkan bu yeni yıldız öylesine parlaktı ki gündüzleri bile görülebiliyordu. Bu durum yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Gökyüzünde birden ortaya çıkan ve sonra yavaş yavaş sönen bu yeni yıldız gerçekte bugün süpernova dediğimiz şeydi. Yani bir yıldızın patlayarak ölümü. Brahe o dönem için en mantıklı biçimde düşünüp yeni bir yıldızın doğduğunu sanmıştı. Bu durum da evrenin yaratılış gününden bu yana hiç değişmeden geldiğini ve öyle de gideceğini ileri süren kilisenin görüşüne tersti. Brahe 1574'te Kopenhag Üniversitesi'nde gökbilim dersleri vermeye başladı. Kopenhag yakınlarında Kral 2. Frederick'in hizmetine verdiği Hiven adlı küçük bir adada büyük bir gözlemevi kurdu. Gözlemevinin adını Uraniborg koydu, yani gökyüzü şatosu. Brahe ve usta teknik ekibi sayesinde gözlemevi kısa sürede garip ama çok duyarlı birçok gözlem aygıtıyla doldu. Brahe bu aygıtlarla teleskop öncesi dönemin en duyarlı gökyüzü gözlemlerini yaptı ve bunların kayıtlarını titiz bir biçimde tuttu. 1000 yıldızın gökyüzündeki yerlerini gösteren bir katalog hazırladı. Dönemin birçok ünlü gökbilimcisinin gözlem yapmak amacıyla geldiği Uraniborg, teleskop öncesi dönemde Avrupa'nın en gelişmiş gözlemevi oldu. Kralın ölümünden sonra gözden düşen Brahe, gözlem aygıtlarını ve tüm çalışmalarını yanına alıp 20 yıl çalıştığı, nice genç gökbilimci yetiştirdiği Uraniborg'u terk etti ve 1599'da Praga yerleşti. Brahe bu kez de Kutsal Roma İmparatoru 2. Rudolf'un matematikçisi oldu. Kendisine sunulan bir kalede dilediği gibi çalışması için tüm olanaklar sağlandı. Tabii imparatorun yıldız fallarına bakma koşuluyla. Brahe her zaman Kopernik'in çok büyük bir gökbilimci olduğunu düşünmüş ama dinsel inanışları nedeniyle güneş merkezli evren düşüncesini bir türlü benimseyememişti. 1572'deki yeni doğan yıldızı keşfetmesi Brahe'yi evrene ilişkin eski görüşleri sorgulamaya yöneltti. Eğer evren durağansa yeni bir yıldızın ortaya çıkması nasıl açıklanabilirdi? Kafasını karıştıran bir şey daha vardı. 1577 kuyruklu yıldızı. Bu alana 2000 yıldır Aristo'nun Meteoroloji adlı eserinde ileri sürdüğü yanlış bir düşünce egemendi. Buna göre kuyruklu yıldızlar atmosferde oluşan bir takım ışık olaylarıydı. Yani astronomik değil de meteorolojik olaylar. Brahe, önceki gökbilimcilerin aklına bile gelmeyen bir şey yaptı. 1577'de ortaya çıkan kuyruklu yıldızın dünyaya olan uzaklığını hesapladı. Böylece gerçekte atmosferde değil, gezegenlerin arasında bir yerde ilerlediğini ortaya çıkardı. Bunun üzerine Brahe yeni bir evren modeli geliştirdi. Bu model, Batlamyus'un dünya merkezli modeli ile Kopernik'in güneş merkezli modelinin karışımıydı. Modele göre dünya yine merkezdeydi. Ay ve güneş onun çevresinde dönüyordu. Gezegenler de güneşin çevresinde dolanıyorlardı. Matematikçi ve kuramcı yanı pek güçlü olmayan Brahe, Prag'dayken dönemin önde gelen matematikçilerinden Johannes Kepler'i yanına aldı. Ondan yıllardır biriken gözlem verilerini kullanarak gezegenlerin yörüngelerini hesaplamasını ve böylece de kendi kurduğu evren modelinin doğruluğunu kanıtlamasını istedi. Brahe'nin 1601'deki ölümünden sonra onun yerine geçti. Sonunda kendi matematiksel modelini bir yana bırakıp Brahe'nin verilerine dayanarak yeni bir model geliştirdi. Bu yeni modelde gezegenlerin yörüngeleri daire şeklinde değil de elipsti. Güneşin merkezde olduğu ve gezegenlerin elips şeklindeki yörüngelerde döndüğü bu model, bugün de kullandığımız modeldir. İşte bu modele ulaşabilmek için kökleşmiş yanlış düşüncelerin yıkılması ve binlerce yılın geçmesi gerekti. Bilimin serüveni önümüzdeki bölümlerde sürecek.
Bilim ve yaşamdaki yolculuğumuz burada sona eriyor. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.